Merhaba. Bu uygulamamız daire içerisinde düzgün beşken çizimi uygulaması. Diğer uygulamalara göre üçgene, dörtgene, altıgene göre biraz daha uzun, zor demeyeyim ama uzun aşamalı bir uygulama. O nedenle biraz dikkatli olmak gerekiyor. Eksen çizgimizi çiziyoruz öncelikle. Sürekli noktalı ince çizgiyle, HB kalem ile. Önce yatay eksenimi çiziyorum. Bunu biraz büyük yapacağım. Beşgen uygulaması daha rahat gözükebilsin diye. Yaklaşık 40 milimetre yarı çaplı bir daire içerisine çizeceğim. O nedenle eksen çizgimi de biraz büyük yaptım. Şimdi dikey eksenimizi çiziyoruz. Ekseni de çizdik. AB yatay ekseni. CD dikey ekseni. Ne çizmiş olduk? Eksenimizi çizdik. Merkez noktamıza da isim koyalım. Şimdi pergelimizi alıyoruz. Yaklaşık ben 40 milimetre olarak ayarladım. Çok bir önemi yok ölçümüzün. Merkez noktamıza pergelimizi koyuyoruz. Tam merkeze gelecek şekilde biraz bastırıyoruz ki kaymasın ve dairemizi çiziyoruz. Evet. Pergelimi hiç bozmuyorum. Dairemi çizdim. AB ekseni üzerinde B noktasına, şuraya B noktası diyelim. Hiç bozmadan B noktasına koyup dairemizi iki noktadan kesen ve merkezden geçen bir yay çiziyorum. Bu önemli bir yay. Bulduğum noktalar E ve F noktaları. Şimdi bu noktalardan ben özellikle buralara nokta koymamaya çalışıyorum. Nokta koyduğumuzda oradaki tam kesişim noktası kayıyor. Doğru bir odaklama yapamıyoruz o zaman. E ve F noktalarını bir doğru parçasıyla birleştiriyorum. Ve eksen üzerinde, AB ekseni üzerinde yeni bir nokta elde ediyorum. Hassas bir şekilde birleştiriyorum ve AB ekseni üzerinde buna da S diyelim. Niye S? Yani kaynak kitapta S olduğu için bu ismi verdim ben de aynı şekilde. Daha sonra bakın burası önemli bir nokta. Pergelimi S noktasından dikkatli bir şekilde CD ekseniminin daireyle kesiştiği noktaya kadar ki buna çok hassas bir şekilde buradaki yapacağımız yarım milim hata eşkenar beşgen olmamasına sebep olur. Bakın S noktasından ve C'den geçen bir yay çiziyorum. Bu yay AB ekseninde bir nokta kesti. Gördüğünüz gibi. Bu noktaya da T diyelim. Şimdi burada hemen bir ne yaptık? Tekrar sıralama yapalım. Dairemizi çizdik. Yarıçapımızı bozmadan B noktasına koyduk.
E ve merkez ve F'den geçen bir yay çizdim. Şöyle. Yani birinci işlemim bu. Daha sonra E ile F noktalarını birleştiren AB eksenini kesen S noktasını bulduk. Yani şu doğru parçasını çizdik. 2. Daha sonra pergelimizi S noktasından C noktasına kadar açtık ve bir yay daha çizdik. Buna da 3 diyelim. Ve T noktasını bulduk. Aslında bulduğum bu T noktası, yani buradaki C noktasından T noktasına kadar pergelimi açıyorum. Bu bulduğum uzunluk beşgenimin kenar uzunluğu oluyor. Bakın, tam T noktasına kadar açtım. Evet. Ve bu benim şu açıklık beşgenimin bir kenar uzunluğu. Hemen onu işaretliyorum. Şurası bir kenar. Hiç buradan bozmadan. Burası bir kenar. İki kenarımı buldum. Pergelimi bozmuyorum. Ve bir kenar daha çiziyorum. Yine pergelimi bozmuyorum. Tam noktaya odaklamaya çalışıyorum. Bir kenar daha çiziyorum. Bakalım doğru mu bulmuşuz? Şuradaki çakışmayabilir. Düzgün ölçü almadıysanız. Bu da sizin noktalara pergeli tam odaklayamamanızdan olur. Keza çok 1 milim kadar bende de bir hata oldu. Neden? İşte pergeli tam noktalara odaklayamamaktan ama gerçeğe çok yakın çizdik aslında. Evet, şimdi ne yapmış olduk? Pergelimizi C'den T'ye kadar açtık. Zannederim şurada hafif bir kaçıklık olmuş. Ondan kaynaklanabilir ufak bir hata. O da doğaldır. Yani 1, 2, 3. Şuradan bir yay çizdim. 4, 5, 6, 4'ten buraya çizdim. Hiç pergelimi bozmadan. Sonra 6'dan buraya çizdim. 7. İşlem sırası bu. Şimdi bulduğum noktaları birleştirerek beşgenimi elde ediyorum. Hemen şuradan başlayalım. Çizim noktasına kalemimi koyup birleştiriyorum. Sürekli kalın çizgiyle ve 2B kalemle. Beşgenimin birinci kenarı 4'ten 6'ya, beşgenimin ikinci kenarı 6'dan 7'ye, beşgenimin üçüncü kenarı 7'den beşgenimin dördüncü kenarı ve tekrar başlangıç noktama geldiğimde beşgenimi çizmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel beşgen elde etmiş olduk. Sizlere de kolay gelsin.